YouTube'cum Müge Anlı'ya kaldığımız yerden devam. 20 yıldır ortalıkta olmayan Tutku Dilara dosyası. Şu anda zaten herhangi başka bir ekstra bir dosya var mı? Chat şu anda başka bir dosya yok zaten. Bu dosyadan devam ediyoruz şimdilik. Yeni bir dosya çıkarsa ona da devam edeceğiz. Ona da başlarız yani. Sizi seviyoruz. 25 Kasım 20... Ha, bugünkü muhabbet, onu biliyorum ya. Onu biliyorum. Ne durumda? Şimdi Evet. Onu biliyorum gülüm, ben onu zaten izledim. Şey, duruma göre bakarız ona. Bugün aslında birçok şeye girip devam. teyzeciğim sen de lütfen bekle. Senin de dikkatini çekecek bir Evet. konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Umut hoş. YouTube'cum bu arada sen de yayına geldin mi ya? Ne oldu mu hala aşağıda açıklamada linkine tıkamadın? Bu nasıl bir rezalet ya? Tıkla artık yayına gel bir. Arkasından şu videolara bir like, yorum müsaitsen. Sizi seviyoruz, devam. Geldi. Hoş bulduk. Umut'cum hoş geldin canım benim. Muslim iyi ki varsın. Bugün Öcal bakışı. Hemen YouTube'cum Öcal, hemen bir Öcal bakışı atayım size. Evet oldu. Evet. Evet. Umut'cum hoş geldin. dikkatini çekecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Umut hoş geldi. Hoş bulduk. O gün hayır, o gün sen kaç kardeş dışarıdaydınız? Üç. Evet. Hangileriniz? Havagül ben. Bir de Dilara. Havagül. Evet abla. Dilara en büyüğünüz En mü? büyük. Dilara, Tutku Dilara hangisiydi? O 9 yaşındaydı. Evet. Sen 5. diğer kardeşin 3. nerede oynuyordun? 9, 5, 3. Salancaklarda oynuyorduk. Sallanacaklar mı? Adam sırasıyla önce beni sonra kardeşimi sırasıyla sallıyordu. Ya o sizi sallıyordu. Evet. Peki o salıncaklar dediğiniz park alanından eviniz Ha 9 zaten o şeydi değil mi ablam? Ne kadar mesafedeydi? 100 metre. 100, 200, 300 metre Yakın var. mıydı O yani? kadar O kadar yakın, fazla yakın da değildi. Yani. Evet. Yani aslında Dilara Peki Umut'cum bir şey söyleyeceğim canımın içi. Gerçekten oraya bir araba maraba gelmedi değil mi? Size ablalık yapıyordu, siz küçüktünüz. Aynen. Evet. Sen okula gidiyor muydun? Yok. Hani 5 6. sınıfta direkt 1'e başlamıştım. Anaokul yoktu bende. Anladım. 5-6'da direkt 1'e mi başladın? Yani okula da gitmediğim bir dönem. Evet. Şimdi Umut'cum birazcık galiba şu anda gergin. reklama ne kadar var? Reklamdan sonra mı izlesek? Niye abla? Tamam. O zaman 8 dakika mı? Akar abla. Akar abla, ver videoyu. Şimdi sen o günü anlatıyorsun. Hı? Dün de herhalde söyledim. Evet. Ben 5 yaşındaki bir çocuğun Hı? bu kadar ayrıntılı bunu anlatmaya, yani sondan söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Bu kadar ayrıntılı anlatman mümkün değil. Neyi? Belki Celal Şengör anlatır 5 yaşını, bilmiyorum yani, ya da Celal Şengör kimdi Allah? Ha, bizim şey İlber Ortaylı'nın kankası, şey profesör. İlber Ortaylı falan da. Evet. Yani sen beni anlatamayız. İlber Ortaylı izlenmiş. Neyi abla? Bir neyi anlatamayız? Celal Şengör anlatır 5 yaşını, bilmiyorum yani, ya da İlber Ortaylı falan da. Yani sen beni anlatamayız. Abla yanlış anlama da ben anlatırım ya. Ben 5 yaşımı o kadar detaylı anlatırım ki vallahi sen bile şaşırırsın ya. Chat 5 yaşınızı anlatamaz mısınız ya sizce? He? 5 yaş, 5 yaşta mesela 5 yaş anlatılır ya. Şimdi bir izleyelim. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Ben de anlatırım ya. Diyebilirsin ki Müge abla, yani ben hatırlıyorum bunu. Ama doğru hatırlamadığının elimde bir belgesi var. Ben hatırlıyorum. Bazı insanlar hatırlamaz mesela. Chat bizim bazı arkadaşlarım var mesela, arkadaşlar ilkokul arkadaşlarını falan hep unutmuşlar mesela, isimlerini falan söylüyorum, o kimdi falan diyorlar mesela. Ben hepsini hatırlıyorum arkadaşlar benim yani. Bir izleyelim. Röportajı vermeden önce aklımda. İzleyelim. Vallahi devam abla. Dönem 5 yaşlarında olan Umut Kayıkçı ile birlikte olayın yaşandığı dile getirilen parktaydık. Evet Umut Kayıkçı. Annem dıştaydı. Biz o zaman çocuktuk. Parka gitmek istemiştik. Annem izin vermemişti. Biz kaçmıştık. Babam Termez Belediyesi'nin oradaki çaycıda çalışıyormuş. Ama burası da şu anda sahip olduğu işletti yani kahve. Şu anki evet, şu anki ortak olduğu kahve burası. Biz Evet. şu sallancakta oynarken birden Sallancak. Ben karşıdan yabancı bir adam geldi. Kirli sakallı, uzun boylu, işte biraz hafif kalıplıydı. Evet. 1,75 vardı, o civarlardaydı. Göbeği hafif öndeydi falan. Tam vallahi bile dişi yamuk muydu usta? Nasıldı dişi? Vallahi billahi. Orada. Dişi falan yamuk muydu? Ha, ağzında sakızı var mıydı? Çok severim. Kız mı? Evet. Küp takışın erkeği çok severim. Evet. Ve dişi yamuk olacak. Dişi yamuk muydu? Nasıldı mesela? Ne güzel tarif etti. Evet, devam. 28 ila 35 yaş arası hani. Genç biriydi yani. Aynen, kirli sakallı ama genç biriydi hani. Tam neredeydiniz? Bize bulunduğunuz yeri gösterir misin? 28 ile 35 yaşında kirli sakallı ama genç diyor chat ya. Bak 28-35 demek ki genç ya. Elbette. Genç demek ki ya. Tam bu sallancakta tabii burada demir sallancaklar vardı. Burada Demir sallancak. Sallanırken adam geldi. Ablamla sohbet etmeye başladı biraz. Sonra bize eve yollamaya çalıştı birdenbire. Nasıl bir sohbetti? Hatırladığın kadarıyla sizle ne konuşuyordu? Ablanla ne konuşuyordu? Evet. Tamer çok iyi bir sallancak. Orasının Bir de bu parkta ne kadar değişik bir yerde böyle ya, çamurun içinde. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü 5 Çek bu İstanbul'daki çocuk parkları o kadar boktan yerlerde değil mi? Farkında değil misiniz arkadaşlar? Ben çocuk park, yani Türkiye'de, Türkiye'nin genelinde öyle. Çocuk parkları hep çok boktan yerlerde ya.
yaşındaydım. Birden geldi şu köprüye doğru götürmeye başladı. Ben peşinden gittim. Ablamı tutmaya çalıştım. Adam siz o arada zaten evinize gidin falan etmeye başlayınca hızlıca şu köprüden karşıya doğru şu caminin içerisine girdiler. Peki arkadaşlar sizce Umut doğru mu söylüyor? Ondan sonra oradan bir araba çıktı. Yukarıya doğru gitmeye başladı. Siyah renkli olduğunu hatırlıyorum. Sonra koşarak annemin yanına gittik. Çünkü Umut yani sen kendi kafana göre böyle bir şey sıçıyorsan şu anda bu dosya tamamen senin söylemlerin üzerinde ilerleyecek çünkü. Eğer şu anda götünden sıçıyorsan bu hikayeyi biz de yani şu anda ayvayı yedik. Ablamın kaçırıldığını söyleyince annem elindeki tepsiyi geri attı. Bağırmaya... İnşallah senaryo okumuyordur yani. Bana çok hani şey gibi gelmedi ama. Başladı işte çocuğum nerede çocuğum nerede diye bağırmaya başladı. Bana bir tık kolpa geldi ya. Lara nasıl bir tepki veriyordu? Ablam adamın koluna vurmaya başlamıştı ama şu aradan hızlıca gittikleri için oradan sonrası bende yok yani travma. Çekerek götürüyordu. Aynen öyle. Sizi de götürmeye çalışmadı doğru mu? Direkt Dilara'ya odaklandı. Aynen direkt Dilara'ya. Zaten benim de anlamadığım şey şu. Kaçırılsa en ne diyor çocuk şu? Bugün babam kadın şakasına beni istemeye gelmiş. Küçüğümüz şakasına. Kaçırılırdı. Yani kız kardeşim Havagül vardı yanımızda. O da 3 yaşındayken onu kaçırırdı. Babanın evet. Canım benim iyi ki varsın. Kumar borçları için para karşılığında kardeşini birilerine verdiği konuşuluyor. 9 yaşından beri yarı yaz zamanı babama yardım ediyorum. Ama babamı bir kez bile kumarda görmedim. Parkın karşısındaki apartmanda oturanların parktaki bazı anlara şahit olduğunu da söylüyor Umut Kayıkçı. Bizi yukarıdan Dilek ablamlar görmüş. Yukarıdan dediğin hangisi? Sol bina mı? Nereden abla? Sol binadan. Cemre o zaman bebekti. Dilek abla bezini değiştirmeye giderken bizi Cemre to görmüş işte oynarken. Sonra bir daha giderken sadece bizi ağlarken görmüş. Bir kardeşinin teyzelerine evlatlık verildiğini de dile getiriyor Umut Kayıkçı. Evet. Şöyle benim Mercan teyzem çocuğu olmuyor. Mercan teyzem babamdan istiyor. Benim çocuğum olmuyor. İşte sende fazla var. Ben bak. Sende fazla var. Oğlum oyuncak mı lan bu? Kim gibisinden. Babamın da tabii o zamanlar durumu olmadığı için ona daha iyi imkanla sarılmak için teyzemi vermiş. İlk başlarda annem reddetmiş. Yani benim... Bu arada ben de chat benim de öyle bir siparişim var. Dur bakayım. Dur bir dakika bir saniye. Bismillah. Bir dakika. Dur. Alo. Ha Abbas enişten ha. Sağ. Ha çocuk olma. Sende var bir tanesini ver. Kaç tane? 6 tane. İkisi kaça gelir? Tamam ikisi. Kızı var bekar kızı mı? Benimle evlenebiliyor. İkisi kaça geliyor? Tamam birini ver. Birini ver. Ha, müsaitse birini ver. Evet abi devam. Çocuğum demiş ama sonra... Sonunda bir Öcal bakışı geldi galiba. Babam annemle konuşmuş. Teyzem de ikna etmeye çalışmış. Teyzeme o şekil verilmiş. Hasret ablam bilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir şey anasını satayım? Yeni yeni öğrendi. Şu an tam yaşını bilmiyorum ama 30'larda 2 tane çocuğu var. Lara'yı da böyle bir çocuğu olmayan başka birine vermiş olamaz mı? Hani evlat vermiş olabilir mi? İhtimal ama verdiğine de inanmıyorum. Çünkü kaybolduktan sonra babamda da bir değişime başladı. Nasıl bir değişimler başladı babanda? Şöyle bizim üzerimizde daha çok titrer oldu. Allah Allah. Şimdi sen bu röportajı ne zaman yaptın? Geçen hafta yaptın. Geçen hafta evet. Şimdi ne diyor? Ben izleyince dedim ki Umut doğru söylemiyor. Abla bize de öyle geldi ya. Chat'tekiler de dedi ki hani Umut sıçıyor dedi yani yanlış anlama biz şimdi. Rütük bize çok şükür müdahale etmediği için bu tarz konuşabiliyoruz. Biz sıçıyor dedik. Çünkü çok hani ama bu yani önemli bir mevzu. Yani hani senin yaşındaki böyle hani erkekler böyle şehir efsanesi şeyler hep anlatır. Bu böyle senin anlatıp bu tarz anlatabileceğin bir olay değil. Biraz ciddiyetli ol lütfen. Çünkü 5 yaş böyle hatırlanabilir bir yaş değil. Dur beni dinle. Mümkün yani. Değil. Bak dinle beni. Bir dakika sonra sana söyleyeceğim. Mümkün değil. Dinle. Sonra. Dinle. Kural 1. Dinle. Kim verdi bize bu şeyi? Baba Mustafa Bey bir takım fotoğraflar şeyler verdi elimize. Evet. Elinden 2 tane belge çıktı. Bak, evet abla. Kural 1. Ben dün yoktu şimdi. Bu sabah elime geldi. Evet. Burada senin ablan kaybolduktan sonra seninle konuşulan şeyin var. Neyi? İfaden var. Evet. Burada diyorsun ki. Hı. Bakın burada. Abla Nisan ayında kayboluyor ya, bu Mayıs ayında 5. ayda alınmış. Demişsin evet. Ki en çok ablam Tutku'yu seviyorum. Ablam Tutku camidedir. Anladım. Bir tane amca cami. Tutku'yu camiye götürdü. Camiye mi? O küçükken mi söylemişsin onu? Ne zaman? Narin emin ki varsın canımın için. Aile çok çocuklu birinin çocuğu anları tabii gönüllü bir... Evet evet öyle bir şey var. Ben de arkadaşlar çevremde öyle bir şey gördüm bu arada. Amca bana sen eve gelme dedi. Hı? Amca Tutku'yu seviyordu, ev caminin yanındaydı, gösterebilirim demişsin. Ya etik midir, doğru mudur bilmiyorum da. Evet abla. Evet. Yani ablan kaybolduktan bir ya da iki ay sonra verdiğin ifade. Ha, küçük çocuksun yani o zamanlar. Bu kadar anlatabilirsin zaten. Şimdi sen bunları nereden uydurdun diyeceğim, neden? Ama şimdi böyle şeyler yok, siyah araba geldi de yok caminin karşısından geçtiler de. Umut'cum yani senaryo yazma bize ya. Tabii sen de çocuksun. Şimdi bakın, buraya ilk aile ilk geldiğinde dedim, bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun önce bir dedim. Evet. Bu bildiğimiz her şeyi unutmaktan ziyade Umut mesela ekstra yeni senaryolar ortaya çıkartıp insanların kafasını daha çok karıştırmaya hakkı yok ya. Program başladığında sen de Dilek'i aramışsın, Dilek'in babasını aramışsın, Dilek konuşsun diye. Dilek dedi ki ben özür diliyorum, küçüktüm, ben böyle bir ifade verdim hani galeyana kapıldım dedi. Olur ama çocukken hani anladın mı yani hani çocuk heyecanıyla şey yapar, artık kocaman insansın sen ya. Yani birisi geldi arabayla aldı falan filan yok.
Sen de bugün Dileğin yalanladığı ifadenin aynısını anlatıyorsun. Evet. Ama olay tarihinde bundan 16 yıl evvel 5 yaşındayken verdiğin ifade, amca bana sen gelme dedi, Tutku'yu camiye götürdü, seviyordu onu diyorsun. Ya oğlum böyle dalga geçer gibi salak salak hareketler yapma, bak bu iş ciddi bir iş ha. Hangisi doğru? Koskoca televizyona çıktınız artık ve 15 yıllık 16 yıllık bir kayıp var ortada. Hani belki de yaşıyor olma ihtimali var, inşallah yaşıyordur. Çünkü yani röportajı vermeden önce oradaki spiker hanıma da söylediğim gibi olayları travmatik olarak hani yarı yarıya hayal meyal hatırlıyorum. Travmatik. Şu an. Zaten orada dediğim gibi bazı yanlışlarım olduğu, hatta köylü kadın da... Benim anılar olur gibi travmatik olarak hatırlıyorum chat. Hayal meyal hatırlıyorum. Travmatik olarak hatırlıyorum. Şu an. Zaten orada dediğim gibi bazı yanlışlarım olduğu, hatta köylü kadın da hani doğrusunu söyledi. O zaman orada işte şadırvan vardı, işte orada şey yoktu gibisinden hani Müge Hanım'a da doğrularını anlattılar. Şadırvan mı? Şadırvan. Spiker. Spiker Müge Yönter. Tamer suyum seni atak ediyor, aldım işten sıkılınca moralim bozunca açıp açıp izliyorum kendimi. Ben her zaman da ne ben seni kardeş görüyorum. Ben seni kardeş... Evet abi. Karşıdan parktan... Umut'um dur birazcık, vallahi billahi birazcık sakin ol. Derin nefes al. Biz oynarken karşıdan bir adam gelmişti. Tekrar röportajımı vermek istemiyorum ama dediğim gibi hayal mayal. Hani çünkü bunun travması bende belli bir lise zamanlarıma kadar var. Travması? Hatta Asarcık Anadolu Lisesi'nde psikolojik destek alıyordum o sıralar. Çok hani, haklısın. Bu arada... Yani insanın bir ablasını, bir kardeşini kaybetmesi kolay şeyler değil bunlar. Umut'um yanlış anlama da bazı... Böyle insanlar vardır. Ben çünkü tanıyorum böyle hani ne bileyim askerlikte de karşıma çıktı. Mahalle ortamında da karşıma çıktı. Yanlış anlama şimdi arkadaşlar. Şimdi ben, hani belki de yanlış konuşuyorum. Hani belki de linçleneceğim abi. Çok da umurumda değil ama bazı insanlarda böyle bir salaklık olur. Ama o kötü niyetli bir salaklık değildir ama. Kötü niyetli değildir ama böyle salaktır, saftır. Sende de öyle bir salaklık, saflık sezdim Umut'um ben, yanlış anlamazsan ya. Yani öyle bir salaklık, böyle hani kendi içinde sürekli senaryolar yazan. İşte hani kimseye zararı olmayan ama bir salaklığı olan bir insan olur ya. Hani öyle bir salaklık sezdim ben de. Bir alıklık var ya Zeynep, o alık diyebiliriz buna mesela. Zaten bir... Ha saf mal, saf mal. Sanmam yok. Küçükken verdiğim ifadelerle o travmatik anılar zaten birbirine az çok yakın. Travmatik. Nobody Umut, travmatik. Vallahi benim travmalar olur gibi ya. Bir de yani hani yeterince travmam yokmuş gibi bir de iğne anısı travması eklendi. Yani vallahi bile adam sokarken vallahi bile ne oldu bu diyordu en son ya. Adam yine abi acıtabilir, ne oldu bu diye soktu iğneyi, gözünü seveyim ya. Ay, tanınan birine gerçekten götünü göstermek çok kötü ya. İnsanın tanıdığı birine götünü göstermektense tanımadığı birine götünü göstermek çok daha iyi ya. Ben bunu fark ettim chat, çok kötü bu iş ya. O yani Atiye arabayı gördüm muhabbeti de şöyle. Evet dramatik. Dilek abla abimi aramış, böyle bir şeyler. Yani araba geçti deyince. Sen şimdi dileği falan bırak. Ben de oradan bak, yola çıktım. Araba odaman vardı dedim. Umut'cum bak. Hep söylüyorum. Benim 5 yaşında erkek kardeşim oldu. Hatırladığım 2 kare. Evet. Onu da mesela daha sonra eğer annem falan anlatmasa, sormasa hani belki o anlattığı için belki de hatırlıyorum. Abla ben de hatırlarım aslında ya. Yok ya ben 5 yaşı hatırlarım. Hatırlıyor muyum? Dediğim gibi hani yani süper zeki insanlar var yani. Belki Celal Şengör hatırlıyordur, bilmiyorum yani. Evet. Hani onunla tanışırsam soracağım. Yani 5 yaşındaki hafıza ne yazık ki bu yaşta bu şekilde bir hatırlama göstermez. Göstermez. Şevki abi senle ne alakası var? Müge Hanım ne derse hepsini kabul ediyorsun sen de. Gözünü seveyim. Tamam sırayla gidelim. Sıfah raporu. Bazı şeyler de hatırlamıyor ya. Se de göster. Yani ya, travmatik olaylar hatırlıyor. Travmatik olarak kalmış herifte işte. Doğru değildir. Bana çok gerçekçi gelmedi Umut'un anlattığı ama bazı olaylarda böyle münferit mi deriz? Bazı olaylar kalıyor insanın aklında. Hepimiz insanız ya. Ben hatırlarım ya pare ama hatırlamayana da eyvallah. Chat 5 yaş normal de hatırlayan da vardır yani. Şimdi biliyoruz ya da çocuklarımız var ya, biliyoruz. Şimdi sen bana bırak bütün herkesin Dilek ne dedi, o ne dedi, bu ne dedi. Benim mesela bazı aklımdan çıkmayan görüntüler var mesela. 4 yaşında mıydım neydim şey, balkonda oturuyordum. Hep böyle rüyamda gördüğüm bir adam vardı chat. Onu gerçek hayatta görmüştüm böyle. Herkesin rüyasında gördüğü adam vardır ya chat. Onu gerçekte görmüştüm böyle. Yokuş aşağı indi. Ben balkonda oynuyordum. Geldi böyle baktı. Çok korkutucu bir andı orası ya. Geldi böyle baktı. Bir şeyler yaptı böyle gitti. O hiç unutmuyorum o görüntüyü mesela. O gün ne olduğunu anlat. Çünkü senin bu ablan kaybolduğundan sonra verdiğin ifade benim için asıl olan. Evet. Bence herkes için de asıl olan bu olmalı. Aynen. Düşün. O gün ne gördüğünü anlat. Sen bambaşka bir şey anlatıyorsun çünkü. Ablam camide diyorsun. Bak 5 yaşındaki çocuk böyle anlatır. Çünkü onu camiye doğru giderken gördü ya. Ablan nerede oğlum diye sorulduğunda. Bu mahkemede sorulmuş ayrıca bu arada. Size söyleyeyim. Pardon, savcılıkta sorulmuş. Annen konuşuyor, anlatıyor. Evet. Sonra
annen demiş ki, annen demiş ki bak, burası da önemli. Ben evet. Dilara'nın kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Zira oğlum Umut, evet. genç bir erkek şahsın. Ha. Bir dakika bu... Raporlar mı karıştı abla? Tabii. Genç bir erkek şahsın Dilara'yı arabaya bindirip götürdüğünü söylüyor. Evet. Şu anda Umut da adliye koridorlarında beklemektedir diyor. Bunun üzerine savcı Umut'u çağırıyor annesi içerideyken. Umut da diyor ki... Ne diyor? Ablam diyor camide. Allah kabul etsin abla. Bak şimdi bu ifade şey... Ablam Tutku camidedir. Bir tane amca Tutku'yu camiye götürdü. Evet. Amca bana sen eve gelme dedi. Amca Tutku'yu seviyordu. Ev caminin yanındaydı gösterebilirim diyorsun. Evet. Yani annen de başka bir şey anlatıyor. Evet. Baban da kaçırıldı arabalar siyah arabalar bilmem ne diyor. Umut. Ya Umut tamamen bir uzay boşluğuna benziyor şu anda. Umut iyi misin şu anda? Ama bence asıl olan senin bu söylediğin. Bir ara verelim. Sen de tamamen herkesin ne anlattığını unut. Amenna. Evet Umut, yani sen bunları unut. Vallahi sıfırlan, ona göre anlat. Ama Umut böyle laftan anlayabilecek bir tipe benzemiyor ya. Umut'ta bir enteresanlık var ya. Tek listemi eksiksiz sayarım, ne zorbalılar o çocuk. Bir fotoğraf hatırlayabilirsin. Bize o fotoğrafı söyle lütfen. Canım Senacığım, iyi ki varsın. Evet abla, devam edelim. Evet Umut, dört gözle seni dinlemek istiyorum. Dört gözle, evet abla. Bugün ne yaşandı? Kulağımızı dört açtık, seni dinliyoruz Umut'cum. Senin dediğin gibi aklında bir kare olabilir. Evet, travmatik olarak bir şeyler anlat bize Umut. Kimin ne anlattığını bırak. Hı? Ne oldu? 5 yaşındaydık. Küçük kız kardeşim, ben parka gitmek istemiştik. Labra ablamı ikna etmiştik. Labra ablam? Annem o sıra banyo yapıyordu. İşte biz annemle hani seslenerek parka gidiyoruz demişti, gitmeyin demişti biz. Canımın içi Umut, acaba izlediğin dizilerin, filmlerin falan etkisinde kalmış olabilir misin? 5 yaşındaydık. Çok kötü günlerdi. Dışarıda yağmur yağıyordu. Evet evet, tam olarak yağmur yağıyordu. Sisli bir Ankara akşamıydı. Deniz yoktu. Evet, Ankara'nın göbeğinde deniz yoktu. Tabii ki, tam olarak hatırlıyorum. St. Petersburg'un ortasında Rus mucitlerle birlikte gezerken... Ne yapıyorsun Umut mesela? Sesli kitap mı okuyorsun bize? Sıra banyo yapıyordu. Çocuk şube, tabanca abi al. İşte biz annemle hani seslenerek parka gidiyoruz demişti, gitmeyin demişti biz. Evet Umut'um. Açmıştık. İşte bu parkta sallanırdık ki bir anda karşıdan bir adam geldi. Umut sanki biraz acting'desin ya. Biraz roleplay'desin sanki. Ne yapıyorsun Umut? Evet. Hani travmatik olarak adımı... Kilis... Ay travma nasıl çimse? Evet travmatik. Sakallı küllü bir şey diye hatırlıyorum. Ama röportajı vermeden önce söylediğim gibi travmatik. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Ya chat bir şey söyleyeceğim ya. Travmatik olarak gerçekten lütfen vallahi böyle, ama bana hiç mesela travma abi demiyorsunuz chat ya. Travmatik olarak kötü hissediyorum kendimi şu anda ya. Bir şey diye hatırlıyorum. Ama... Ya sen ne diyorsun canım benim? Yorumumu okur musun artık diye bir sistem yok bizde yavrum benim ya. Bir de öyle bir şey yazarsan banlanırsın bir de. Bir de yazma öyle şeyler. Travmatik olarak etkileniyorum şu anda. Gözünü seveyim ya. Travmatik olarak etkilendim şu anda ya. Röportaj vermeden önce söyledim. Röportaj verdik. Dün gibi travmatik. Abi sen üşümüyor musun? Yok yavrum, bu havada üşünür mü ya? Abi dün hangi yayıncıyı izlediğimi travmatik olarak hatırlıyorum. Ben de travmatik olarak kötü hissediyorum kendimi şu anda ya. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Birden ablamın yanına geldi. Ablamla konuşmaya başladı. Evet. Sohbetin detayları bende yok. Hani o zamanki ne konuşuldu, ne yapıldı, ne dedi, olursa bilmiyorum. Peki travmatik olarak mı unuttun acaba her şeyi komple? Ya bu kadar orijinal karakter besleyen gerçekten başka bir ülke var mıdır acaba ya? Birdenbire ablamı götürmeye başladı. Bu ülkenin malzemesi asla bitmez baba ya. Ablamı kolundan geri çekmeye çalışınca bu parkın orada musluklar var. Musluklara kadar sürükledi. Ben de peşinden koşmuştum. Evet, travmatik musluk. İyi hatırlıyorum. Abi sen deli olunca bizden travma kalır mı, ona göre davranacağım. Yavrum yani travmatik chat olarak muhtemelen kalacaksınız Sigi abi. Muhtemelen travmatik chat olarak kalacaksınız baby. Bu parkın orada musluklar var. Musluklara kadar sürükledi. Ben de peşinden koşmuştum. Evet. İyi hatırlıyorum o kısmı. Çünkü benim travmatik yani olan en kısa... Travmatik, en travmatik kısım burası. Kritik nokta orası. Evet. Bir anda siz evinize gidin diye bağırmaya başlamıştım bir de. Peki eve travmatik olarak mı gittin yoksa normal mi? Amenna. Siz evinize gidin dedi. Aynen. Psikal kocum travmatik bir donate attı şu anda. Buna psikolojide telkin etkisi deniyor. Travmatik olaylardan sonra... Travma duyunca kusura bakma gülüm. Travmatik olaylardan sonra etrafta dönen dedikoduları beyin gerçekmiş gibi hatırlıyor. Doğru olabilir. Doğrusu. Peki ama sence bundaki mesela, sen bir psikolog olarak hadi ya da chatimizdeki diğer psikolog arkadaşlara da soruyorum. Ne diyorsun mesela, Umut'un tavırlarında gerçekten psikolojik olarak o dönem etrafında konuşulan şeyleri gerçekten varmış gibi kafasında yazıp yani onu gerçekmiş zannedip öyle mi anlatıyor, yoksa kafasında sıfırdan bir senaryo kurdu onu mu anlatıyor? Bu bence biraz kolpede gibi geliyor bana ya. Sence? Bir anda siz evinize gidin diye bağırmaya başlamıştım bir de. Travmatik olarak? Siz evinize gidin dedi. Aynen öyle. Sonra bir anda köprüden hızlı bir şekilde koşturlar. Yani ablamın kolundan tutuyordu, ablam koluna vuruyordu. Ama ablam ilk başta hani sohbet esnasında yanlış hatırlamıyorsam hani sıcak davranıyordu diye hatırlıyorum. Sıcak mı? Ama o detaylar yani tam net yok. Amenna. Evet, çocuk şubeye kim var?
Ondan sonra bir anda caminin o araya girdiler. Hani evet. Röportajda da demiştim. Caminin o araya girdiler. Evet. Oradan sonra ya, hayal meyal hatırlıyorum, bir siyah arabayı gördüğümü hatırlıyorum. Sen onları aslında gördüğünü hatırlamıyorsun. Onlar daha sonra, bak sende yok ilk savcıya gitti. Ne siyah araba var ne bir şey var. Evet. Abla ama işte insanın bazı anıları da mesela sonradan, ben mesela chat'e anılar anlatıyorum. Benim anlattığım anılarda mesela her anlatışımda yeni yeni mesela detaylar benim aklıma yeni geliyor mesela. Atıyorum yani mesela o Ceren tahta kokuyor anısında. O ikilinin, yani buradan ikisine de selamlar Melikeciğim ve Cerenciğim'e. İkilinin beni tehdit ettiği anları hatırlıyorum mesela. Ya travmatik olarak şu anda hatırlıyorum hepsini. Beni tehdit ettiler bir de ben yani oraya gümbür gümbür sıçtıktan sonra. Gümbür gümbür 2,5 kilo bıraktıktan sonra o ikili bir araya gelip kendi aralarında, yani ben orada yokmuşum gibi. Ben orada yani o sıranın diğer ucunda, sanki tahtanın diğer ucunda oturmuyormuşum gibi kendi aralarında istişare eylemeye başladılar. Kendi aralarında bir müzakere sürecine girdiler. Acaba öğretmene söyleyelim mi? Ceren ne yapalım? Söyleyelim mi? Öğretmene mi şey yapsak, üretsek şu anda? Çünkü tahta kokuyor şu an. Tahta kokuyor şu an. Tamer saçmış falan tarzında böyle muhabbetler. Yeni yeni hatırlıyorum mesela. Yavaş yavaş oturuyor bazı anılar mesela. Travmatik olarak. Sonra konuşulanlardan etkilenerek söyleme bunu. Size... Selam canım benim, Körsüz Huzur'um, hoş geldin. Ceren tahta kokuyor yani vallahi. Evinize gidin dediler. Siz ne yaptınız? Donup çok büyük ghostlanma ama ya. Yani o kadar vallahi billahi ya. Muhtemelen senin suçluydum zaten ama ya Dil Hanım. Zaten suçluydum yani ben o an. Almanız lazım. Gözyaşlarım boldu. Ne diye tehdit değil de yavrum, tehdit gibi değil de hani ben sanki orada yokmuşum da tehdit. Hani öğretmene mi söylesek acaba gibisini? Öğretmene söylemek bir tehdit değil tabii de. Size evinize gidin dediler. Siz ne yaptınız? Donup kalmanız lazım. Gözyaşlarım boğulduğumu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir an daha annemin yanına gitmiştim. Annem o arada duştan yeni çıkmıştı işte. İşte üstünü giymişti. Daha eve varmamıştım ama annemin kıyafetleri hani sağ soldaydı. Evet. Annem almış tepsiyi elinde. Çayları demlemiş. Kurabiyelerini hani hazırlamış. Anne dedim, ablamı bir adam götürdü. Bir anda o elindeki hazırladığı tepsiyi yere bıraktığını ve bağırdığını hatırladım. Allah Allah. Bana o da şey gibi geliyor ya. Umut'um ne anlatıyorsun sen ya? Koşa koşa gittiğini hatırlıyorum. Sonra... Umut sen de hakikaten ne yapıyorsun Umut? Polis, pardon, babama haber verilmiş. Umut acaba şu anda kendi içinde TikTok'taki set editleri oynuyor olabilir mi chat? Ha? Babam... Şöyle bir sahne mi yaşandı? Muhtar jandarma... Bir sus, bir dakika, bir şey anlatıyorum şurada. Şöyle bir sahne mi yaşandı mesela? Dur bakayım arkadaşlar. Şöyle bir şey mi yaşandı? Ne yaşandı yani? Ha? Şu mu yaşandı yani mesela tam olarak? Elden çay bardağı düşürme sahnesi. Polis. Travmatik olarak. Babama haber verilmiş. Babam muhtara, muhtar jandarmaya haber verdikten sonra... Bak sen evet. Oraları anlatamazsın. Sen kendi gördüğünü anlat. Tamam, benim gördüğüm, anlatılan... benim gördüğüm... Bak Umut'cum, benim senden tek ricam şu. Ya da mesela az önce psikolog Alko'nun dediği gibi acaba mesela hani sen etrafta anlatılanları kendi kafanda kurgulayıp onu gerçekmiş gibi mi acaba şu anda yorumladın? Ben sana anlatılanı anlatma. Onun mu gerçekliğine inandın acaba diyeceğim ama Umut bence sıfırdan hikaye yazıyor ya. Senin dediğim gibi ben bu kadar kirli sakal falan bile hatırlayacağını düşünüyorum. Çünkü 5 yaşındaki bir çocuk kirli sakalı şey yapamaz. Bakın. Bak senin buradaki ifaden 5 yaşındaki çocuğun ifadesi. Evet. Tutku camide diyorsun. Evet. O araya giderken çünkü gördüğümü hatırlıyorum. Tutku camide diyorsun. Bak bu 5 yaşındaki çocuğun Tutku camidedir. Evet. Bir tane amca Tutku'yu camiye götürdü. Amca bana sen eve gelme dedi. Şimdi git dedi diyorsun. Bence de hani öyle demişsindir herhalde. Hani sen eve git dedi herhalde. E yani abla travmatik olarak. Amca Tutku'yu seviyordu. Mesela amca Tutku'yu seviyordu demişsin. Evet. Yani bu seviyordu nasıl? Hani böyle bir baba şefkatiyle başını mı okşadı, sarıldı mı? Ne gibi bir sevgi? Yani güler yüzlü davranıyordu. Yani, yani güler yüzlüydü. Güler yüzü mü? Hani ilk başlarda... Umut bir şey söyleyeceğim. Bir böyle yasaklı madde falan kullanmıyoruz değil mi? Biz de hani yaklaşırken böyle yabancı gibi değil de hani akrabalardan biri, o zaman akraba ne olduğunu bilmiyordum. Hani 5 yaşında bir çocuğum. Evet. Bir yanda hani sonradan hani yüzündeki... Bak burada hiç şey yok. Biz ablamı sürükledi bilmem ne falan yok. Sürüklemedi zaten. Kolundan çöküp hani çekip götürdü. Orayı hani polise o zamanki ifademi hatırlamıyorum zaten. Evet. Onlar bende yok. Yok. Ya sadece ya bunu babam bize verdi yani. Benim hatırladığım amca, kısım... Amca bana sen eve gelme dedi. Amca evet. Tutku'yu seviyordu. Ha. Ev caminin yanındaydı. Caminin yanında. Evet. Sana herhalde gösterebilir misin demişler. Gösterebilirim demişler. Cami sorularda evet. Ha. Camiyi göstermiştim evet. Hatta. Burada az önce de gösterdin zaten camiyi. Nerede? Cami de demiştim hatta. Ev caminin yanındaydı ne demek? Ev... Onu hatırlamıyorum. O kısım bende yok. Ya hangi kısım zaten? Umut nasıl gözünü seveyim ya? Cami ile ev yakın. Yakın. Muhtemelen yakın. Eve doğru. Umut'cum biraz gerçekçi konuşalım ya. Saça bak. Götürdü. Sen...
camiyi daha büyük bir bina olarak gördüğün için büyük bir camiye olmuştur. Girdi gibi. Yakın mı evle cami? Müge yakın mısın sen oralara? Caminin etrafı zaten evlerle çevrili. Yani caminin etrafında full ev var. Tamam. Oğlum. Sizin eviniz de camiye yakın mı? Hayır. Bunların kıraathanesi beni orayı gösterdi ya az önce. Çocuk parkı, onun karşısı cami. Hanım, camiyle ev karşı karşıya köprüden geçmek gerekiyor. Evet. Yani yakın değil. Değil. Evet, yani yürüme mesafesine 2 dakikada ulaşılabilir ama köprüden karşıya geçmek gerekiyor. Aynen. Yolun karşısı. Evet. Ev caminin yanındaydı. Yakın değil yani evlerine. Ama abla keşke elimizi koymuş gibi bulabilsek mesela ya da ne olduğunu hani tek sefer hani bütün hikayeyi tek de bilebilsek keşke ya. Bu çok önemli bir şey yani. Evet. Aldı camiye götürdü. Sen de araba falan yok Umut. Onu ama caminin yanında ev var Müge Hanım. Evet. Ha. Evet. Yani oradaki eve belki sokulduğunu gördü. Belki öyle hatırlamıyor. Belki evden kastı o olabilir ama kendi evlerine yakın değil. Ama burası çok önemli. Ne demiş? Tutku camidedir diyor. Bir tane amca Tutku'yu camiye götürdü. Camiye götürdü. İşte o yanındaki evi eve götürdü aslında. Onu da hani cami olarak yorumladı demek ki bu o kafasından, çocuk kafasıyla. Burada araba falan, siyah araba geldi gitti, o bize Müge'yle yaptığın röportajdaki gibi bir şeyler yok. Onu travmatik olarak dediğim gibi. Ya neye travmatik olarak sıçacağım şimdi, travmana be kardeşim senin de ya. Bağırtı aradı, götüne de gireceğim. Vallahi billahi ya. Hatırlıyorum. Yani var mı yok mu tam emin değilim. Bak, travmatik olarak çok kötü hissediyorum kendimi şu anda. Vallahi delireceğim ya. Travmatik olarak hatırlamıyorsun. Sana daha sonra evde böyle bir hikaye oluşturuluyor. Umut gördüğüm yani şu anda sadece daha 10 dakikadır seninle tanışıyoruz. Yani Müge Anlı tarihinde gene gördüğüm en enteresan çarlardan bir tanesi sizin ya. Travma Umut. Yani Dilek onu söyledi. O zaman siyah araba gelmiştir. Dilek de diyor ki ben de onu başkasından duydum. Evet. Geldi birisi aldı gibi. Belki de hiç araba maraba yok. Belki de travmatik. Belki de her şey travmatik. Dilek diyor ki ben araba falan görmedim diyor. Aslında kızcağız şunu anlatmaya çalışıyor. O da o sırada aynı yaşta. Yani okulda öğretmen göreniniz var mı deyince o da hani bir şekilde belki de öne çıkmak için böyle bir şey anlatıyor. Ya olabilir abla, çocuk aklıyla bir şey söyleyeceğim. Hani çocuk aklı dedi, 5 yaşını boş ver. İnsan 10 yaşına 15 yaşına gelince bile böyle abuk sabuk şehir efsanelerini gerçekmiş gibi anlatıyor. Ne 15, 20 yaşına gelince bile. Yani mesela benim belki de anlattığım 2004 anısı, sıçma anısı, tahta kokuyor anısı, efendim mesela iğne anısı, bunların hepsi belki de kolpa. Bilemezsin ki. Nereden bileceksin? Bekar kızı var, benimle evlenebiliyor. Araba yok ki. Ya da Dilek'le telefon attığımız zaman. Ya da Dilek'in evinde bir araba gelmiş almıştır diye biri bir laf etmiştir. Ya bir de Dilek'in ekstra aramasına gerek yok. Dilek zaten bütün her şeyi söyledi yani, öyle bir şey yoktu dedi. Çocuk aklıyla ben öyle bir şey anlattım dedi. Dilek de bunu yakıştırıp görmüş gibi kendi kafasında kurgulamıştır diyorsun. Söylemiş olabilir. O da küçük. Dilek'cim telefon attığımız demiş. Dilek günaydın. Evet. Günaydın Müge. Dilek'cim bu olaylar yaşanırken sen kaç yaşındaydın? Evet. Ben Tutku'nun abisi Sedat'la aynı 97 doğumluyum. Yani 10-11 olmamış. 97 mi? Amen 10 ya. Yaşındasın yani. Narin'cim abi Umut kendileri Rus. Öyleli bir vibe'ı var ya. Evet. Ölüm. Narin'in bir iki varsın. Şimdi Umut'un da anlattıklarını dinledin. Evet. Ben evet, o yüzden bağlanmış zaten. Evet. Arkadaşlar biz bu stüdyoda çok kötü duyuyoruz sesi ya. Şunu açayım ama. Hakikaten biz de kötü duyuyoruz abla. Ses şu anda kesik kesik geliyor yani. Sendeki bir durum yok. İnşallah ekranda öyle değil. Efendim Dilek'cim dinliyorum seni. Abla sen de uzaklaş artık şu kablolu işlerden, gözünü seveyim ya. Şu yani tamam eyvallah, hani çok fazla hani teknolojiye ayak uydurmak istemiyorsun. Çok fazla ilerleyişin aslında gerilimi olduğunu düşünüyorsun. Baş tacı eyvallah, tabi bu kadar da boomer olma ya. Bir kere tak artık şu kulaklıksız vallahi billahi şeysiz ne der, kablosuz kulaklığı. Ben sana teşekkür. Kulaklıksız kabloyu. Teşekkür ediyorum. Neyse işte. Yani olabilir, hepimiz böyle bazen galeyana gelip bir şeyler söylüyoruz. Yıllar sonra tabii sen yetişkin bir insan olunca bu söylediklerinin olayı yanlış bir yere götürdüğünü fark ederek çıktın, dedin ki ben o sırada çocuktum böyle söyledim dedim. Umut'cum sen de yani eğer böyle travmatik olarak şu anda bir şey sıçıyorsan söyle ki insanlar da ona göre araştırma yapsın. Hani ne gördüysen onu söyle. Önemli bir şey. Şimdi Umut'u dinledin. Umut doğru söylemiyor demişsin. Neden? Çünkü bu tarz işlerde chat verilen her yanlış ifade gerçeklikten daha da uzaklaştırır doğal olarak. Neden doğru söylemiyor? Şöyle. Sonuçtan daha da uzaklaştırır yani. Sonuca varacağımızda sonuca varamıyoruz şu anda Umut. Ne anlatayım Müge Hanım? Anlat canım benim Dilek'cim. O parkta oynuyorduk siz diyor. Benim ifade verdiğim yer köprünün karşısı, yani caminin önünden arabayla alınıp götürüldü diye ifade verdi. Evet. Umut benim ifademden etkilenip böyle bir hikaye uydurmuş olabilir. Ama parktan da birinin kaçırılıp götürülme ihtimali yok. Umut'cum sen belli ki böyle bir şey görmedin. Yani niye böyle salak salak travmatik hikayeler anlatıyorsun bize? Çünkü o kahve yıllardır orada. Ha. Benim evimi de gösterdiler. Benim evim de orada. Orası ev dolu. Evet. Parkta ağacın altında da çocuk parkının yanında büyük ağaçlar var. Onun altında da sürekli yaşlılar oturuyordu. Yani bir çocuk yabancı birinin gelip de alıp oradan götürmek mümkün değil. İlla ki biri müdahale eder.
Evet. Yani aslında biz çocuğun kaçırılıp kaçırılmadığını bilmiyoruz şu an. Evet. İşin açıkçası. Ya Umut'cum yani sen bir de hani kaçırıldı kaçırılmadı muhabbetlerini ekstra şu anda yani şu anda tüy diktin. İçine sıçtın dosyanın şimdi Umut'cum. Başlayacağım senin travmanı da sana da. Çık bu hikaye izlediğin dizilerin etkisinden çık. Şu an dizi çekmiyoruz burada bir gerçekliğin içindeyiz. Bilmiyoruz yani kim geldi aldım bak diyor ki Dilek sen Dilek'le konuş. Dilek diyor ki onun altında da yaşlı insanlar yaşıyor ağaçların evet. altında. Üçü olamazlar diyor. Hareketli orası kalabalık bir yer diyor. Hareketli bir köy. Evet. Yani bizim benim anne, babamın köyü daha sakin. Oradan bir çocuk götürürse fark edilmez. Evet. Ormanlık alanları daha yüksek. Fakat bu köyde öyle bir şey olma ihtimali yok. O yüzden zaten çok dikkat çekiyor. Umut'cum bak. Evet. Yani sen anlatırken benim yüreğim parçalandı gerçekten. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz oğlum ya? Yani saçma sapan bir şeyleri söylemeyin ya. Evet abi olmayan bir şey ya uydurmayın gözünü seveyim götünüzden ya. Birilerinin yalanlarını etkileyip onları söylemeyin. Babanızdan altında bırakma gerçekten masumza falan da ortaya çıksın. Ha? Siz ben bu çocuk haberlerini zaten izlemiyorum. Bu bizim ailemizde olunca bana çok ağır geliyor ya. Size ağır gelmiyor mu? Umut oğlum iyi misin sen? Abi, beni deli ettin ha Umut'un bu tepkisizliği. Umut bir şey mi kullandın oğlum? Chat'te az önce bir arkadaşımız mesela hani Umut madde kullanmaz, madde Umut'u kullanır demiş. Hakikaten öyle bir madde bu ha. Yasaklı madde Umut. Oğlum doğru hatırlayın ya. Anneniz hasta olabilir, bir öyle konuşur, bir böyle konuşuyor olabilir. Hatırladığını söyle. Ne gördüysen o. Bak çocuk kaybı birkaç saniyede olur. Hiç kimse anlamaz. Ben doğru söylüyor kadın. Pazara giderim, arkamı dönerim çocuk olmaz. Ya kaybı o anda büyükler idrak edemiyor. Sen bile idrak edemezsin. Doğru söylüyor kadın, Allah korusun abla. Özellikle pazarda kaybolma anısı herkesin muhakkak vardır. Muhakkak var yani travmatik olarak pazarda kaybolma anınız var mıdır hiç? Benim var mesela. yani tabii yani bunun benim başıma gelmeme ihtimali tabii ki yoktu. Bunda bir şey vardır. Ya biz babanı suçlamıyoruz. Bak sen yani bayağı arkadaşlar 4 yaşlarında falan 5 yaşlarındayken bayağı patateslerin arasında kaybolup annemi kaybetmişliğim var tabii ki. Yani babanı sana diyor ki babanı korumak için görmediğim bir şeyi anlatma demeye çalışıyor. Evet. Ben kısacasını söyleyeyim. Babamı korumak için çanık bir şey uydurmuyorum. Babamı korumak için zaten bir şey bazı evraklar internet haberlerini zaten size vermiş olması lazım. Hı hı. Onu şeyini vermiştim zaten babama. Evet. Ama dediğim gibi çocuk aklımda bazı şeyleri hatırlıyorum, bazı şeyleri hatırlamıyorum. Zaten belli bir yaşa kadar bütün sülalem şahit. Et yemediğimden dolayı hani vejetaryandım. O Umut'cum yanlış anlama da. Seni gördükten sonra ben pirzola dişlemeye devam. Ben pirzola dişlemeye devam seni gördükten sonra ben sana söyleyeyim. Zaten belli bir yaşa... Seni gördükten sonra, seninle tanıştıktan sonra ben travmatik olarak pirzola dişlemeye devam. ...kadar bütün sülalem şahit. Et yemediğimden dolayı hani vejetaryandım. O evet. Anılar birçok anı gençliğimden, çocukluğumdan yok. Hani sadece... Et yememekle vejetaryanlıkla anıların silinmesinin ne alakası var gözünü seveyim ya. Bir tanem et yememekle alakası yok bizim... gözünü seveyim. Ay hadi et yok. Kodumun oğlu. Yani gelişimimiz böyle. Hepimiz evet, insanı... Allah, vallahi bile travesti Serenay geldi aklıma ya. Biz ya. Arkadaşlar dramatik insani olaylar... gelişimler yani çok özel IQ'da ya da işte... Yani mesela, ne hoş ki nasıl olmadı gelmedi ne demek ya. Ne oldu 54'te kaldık ya. 54'te kaldık ya. Dur yavrum şimdi ne muhteşem yutulumu kaldı muhteşem yutulumu bıraktık çok yani izleyeceğiz bir ara gene. Ben ne diyeyim ya çok özel yapıda olmayanların dışında hepimiz aynı şekilde ilerliyor. Hepimiz aynı şekilde gelişiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o 5 yaşta hatırlanacak şey birer görüntüdür. O görüntü de yakınlarımıza daha sonra sorarız. Doğru abla görüntü olarak doğru bende de yani mesela hani fotoğraf böyle video olarak yok. Onlar bunu konuşur, desteklerse o görüntü bizim kafamızda kalır. Evet. Ben mesela hatırlar mısınız bilmiyorum. 5 yaşında kaybolan bir çocuk daha sonra biz bulmuştuk, ailesiyle kavuşturmuştuk. Evet. Bir yeşil kapı demiri hatırlıyordu. O kadar. Yeşil kapı demiri mi? Sadece kafasında bir yeşil kapı demiri var. Evet. Yani daha ötesi yok. Sağında, solunda, neresinde yok yani. Tabii tabii. Bu da ne zaman biliyor musun? Ses de olabilir. Evet, bir travmatik bir şey olduğu için hatırlarsın. İşte travmatik demezsek yalnız anda bunu gerçekten yani travmatik kelimesini kullanmayalım. Kardeş çünkü ben vejetaryenim bu arada çocuk şube. Onu söyleyeyim yani. Şimdi tasavvuf. Tasavvuf abi mi? Var travmatiktir. Evde ne bileyim baban anneni döver travmatiktir ama tek bir görüntü. Evet. Yani okula başlamak senin için önemliyse mesela onu bir kare hatırlarsın gibi. Evet. O yüzden diyorum sana, sen orada ne gördüğünü, o görüntüyü bize söyle. Ve sen bunu gördün mü gerçekten? Yani... Çok doğru bir şey söylüyor Ergün. Çok haklısınız. Ben mesela kardeşimi kaybetmiştim pazardaki. Biz hiç evet. asla el bırakmayan bir aileyiz. Vallahi bak, yani bana sor, 2 saniye bile değil. Elini evet. bıraktım, çantamın içinden parayı verdim, döndüm yok. Abla bu
pazarda kaybolma işi niye bu kadar böyle şey oluyor ya? Bunu bilimsel olarak araştırmak lazım ya. Acaba alışverişe fazla odaklanıldığı için mi? Ortamın kalabalıklığından mı? Sürekli bir hareket halinde olunduğundan mı? Böyle hani görsel olarak mesela hani bir şeye bakıyorsun. Ona odaklıyken sürekli insanlar hareket ediyor. İşte çocuk o anda mı kaybediyor? Ne oluyor? Onun bir bilimsel bir açıklaması olması lazım ya. Nazım iyi ki varsın canımın içi. Senden mahrum kaldım. Hadi ya. Dünkü yayın da kaçmazdı biliyor musun Mastoşko? Dünkü yayın kaçmazdı yani. Bugünkü de iyi gidiyor çok şükür. Bu kadar. Evet. Yani daha ötesi yok ki kaç yaşında insandım yani. Sen 5 yaşındaymışsın. Sen... Pazarda kaybolma işi çok saniyelik chat. İleride işte inşallah chat anne baba olursak Allah nasip ederse bizim için bir arkadaşlar bu şey olsun. Çocuğun elini saniyelik bırakmamak lazım usta. Saniyelik kayboluyor ya. Evet. Kalabalıktan bence hep geride kalırdım insanların arasından geçemediğim için. Yani bir insun ki. Yani daha ötesi yok ki kaç yaşında insandım yani. Sen 5 yaşındaymışsın. Senden evet. Zaten kimse daha fazlasını beklemiyor. Ne seni suçluyoruz ne babanı. Hani pedofil olduğunu bile ve bu çok acı bir şey. Mustafa'nın halleri var Mustafa'ya. O gün siz mesela parka gittiniz mi gerçekten? Gerçekten parka gidildi ve bir adam gelip gerçekten bunu kardeşim de hatırlıyor. Hani o da biliyor. Mümkün değil. Onun 2 yaşındakileri hatırlaması mümkün değil yani. 2 yaşındaki kardeşin hatırlıyor. Ananın şeyi artık sen de bokunu çıkarma ya o kadar da. Hadi 5 yaşa eyvallah dedim de abla yani o kadar mümkün değil ya. Abi annemle aynı kıyafet giymiş. Kadını 300 metre kadar takip etmişti. Pazarda da herkes çok aynı kıyafet giyiyor be Minacım. Takatuka abi Umut yasaklı maddeyi direkt treni kapı gibisine takatuka. Pazarda da çok aynı yani kombinler çok var ya güzelim. Onu geç. O mümkün değil. İki yer. Canım çocuk şubeci bir iki varsın Şevkin'e. Tespit abi ben de et yemiyorum agnostik. Onun için travmatik olarak her şeyi unuttum. O da öyle yazmış ki Instagram'da bize şöyle yazıyor Müge Hanım. E işte böyle öğretilmiş gibi olduğu için biz zaten böyle duygulara kapıldık, kendimizi şişirdik, aynen. Geldik, enişteme... Bak o da yazıyor ki, bir adam geldi, elini tuttu ablamın, koşarak tepeye gittiler. Ne diyorsun kızım sen? Yani sen kaç yaşındasın? 2,5 yaşında. Mümkün yani... Hadi abla siktir git o kadar da değil ya. Ananın gözü artık ya. 2,5 yaşındaki çocuk, 3 yaş... 5 yaşa, 5 yaşa, 5-6 yaşa eyvallah da abla, 2,5 yaş ne? Çocuk, hatırla, 5 yaşındaki bile sadece yediğimiz bir dayak varsa... Bir şiddet varsa onun bir karesini hatırlarız. Bakın, yani bu kadar net hatırlanmaz. Sadece bir fotoğrafın çok küçük bir karesi olabilir. Abla yanlış anlama da bilmiyorum. Ben bazı mesela şeyleri hatırlıyorum ya. Bazı olayları. Yani hatırlanmaz mı? Buradan psikolog arkadaşlara soruyorum. Bir ses olabilir. Evet. Bir renk olabilir. Bir küçücük görsel olabilir. Evet. Bir tek gözünü adamın hatırlıyor olabilir. Evet abi sen de yedin Arif Verimli'yi mi? He? Arif Verimli'yi yedin şimdi o burada olsaydı hemen vallahi bile şey yapardık ya. Atıyorum. Simasını hatırlar. Yani elinde bir şey vardır. Bir... Vallahi Arif Verimli'yi yedik anasını satayım ya. Demir vardır. Demir çubuğu. Elinde balta vardı diyebilirsin. Onu hatırlarsın. Bu kadar. Berroş koş. Kısmetse olur 12,5 bir gibi gülüm. Yok kirli sakallıydı. Yok göbekliydi. Yok eve geldim. Annem duştan çıkmıştı. Raziyacım hoş geldin canımın içi. Kokulu öpücük. Satış. Da elinde tepsi vardı. Yeni çay yapmıştı. Sen... Abi ben 3 yaşı. Bir de onu spamlıyor ha. Canımın içi benim ya. Talha'cım benim vallahi billahi iyi ki varsın ya. Bir de onu spamlıyor chat. Hani yanlış yazdığını fark etmiyor. Hani ekstra bir şey daha yazayım demiyor mesela arkadaş. Abi ben 3 yaşı. Olayı ama sen benim canımsın ya. Tostuk abi ben de et yemiyorum. Öyküleştiriyorsun. Ha bu ne zaman olur? Sen bunu kötü niyetle yapıyorsun anlamında asla söylemiyorum. Evet. Bu öykü şeklinde senin buna inanmanı isteyen biri, aile içinde biri ya da evet. Çevrende biri bunu sana zaman içinde böyle anlatmıştır. Öğretmiştir. Sen artık bunu... Onu gerçek olarak, ay daha demin gelen donette... Psikolog'un dediği gibi... Öğrenilmiş bir bilgi olarak aslında sanki kendim görmüş gibi... Evet. Kendin kabullenmiş olabilirsin. Şevki abi, herkes alanıyla ilgili yorum yaparsa çok sevinirim yalnız. Yok. Sen psikolog değilsin. Yoksa senin bu bilgiyi bilme şansın yok. Sen bize bir öykü anlatıyorsun. Evet. Üstelik detaylarına girerek anlatıyorsun. Bu senin 5 yaşında, kardeşinin 2,5 yaşında evet. Hatırlayabileceği bir durum değil. Bunu kabul et önce. Yanlış anlama. Bunu bak seni suçlayarak söylemiyoruz. Yani sana da böyle anlattı. Kim anlattı, kim anlatmadı önemli değil. Anlatılan bir şeyi söylüyorsun. Umut sen normal gelmiyorsun bana ya. Senin bakışlarında yani bir hayal aleminde gibisin. Kıyafetinde bile bir tuhaflık var ha. Bak direkt diyor ki, direktim diyorsun ki o park kalabalıktır. Evet. Evet Müge Hanım, park kalabalık ve kahve var orada. Evet. Biri yabancısını bir kızı alıp götürmeye çalışsa orada herkes müdahale eder olaya zaten. Ha. Bizim evimiz, işte. Evimiz de orada, orası ev dolu. İlla ki biri görürdü. Yani bir ağlama sesine evet. İnsanlar çıkar. Ağladım diyorsun.
Hüngür hüngür ağladım dedi. Bir de burası bir köy. Herkes birbirini tanıyor. Evet, herkes akraba zaten. Bir şehirdeki bir parti. Umut'cum o zaman daha neyi iddia ediyorsun? Ne de oturma yerleri bastı. Bak kahve de vardı orada diyor. Bir de Nisan ayından bahsediyoruz. 21 Nisan artık Mayıs'a 10 gün kalmış. Ben bir soru sormak istiyorum Umut'a yani. Sor canım benim. Umut, pazar günü benden bir mevzu paylaştın. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Pazar günü mü? Bunu soruyorum sana bak. Amen. Bana yok, bana, yok, yok. Bana. Allah fit tercümeyi iyi ki varsın. Okumuştun. Delikanlısın. Aklı... Pazara bırakmıştın. Ben soruyorum geri evin yolunu bulmuş. Maşallah. Bana bak. Bana mı? Yok, bana, yok, bana, yok. Bana. Okumuştun. Delikanlısın. Aklı evet. Başında birisin. Aklı başında mı? Şüpheli. Bana dedin. Ağır şüpheli bu arada. Yani aklı başında ağır şüpheli. İki pazar günü enişte. Ne dedin? Kendi söyle. Kendin söyle ne dediğin. Ne dedi? Kahvede gördüm. Mevzus ettin ya. Ulan daha geçen pazar ne dediğini hatırlamıyorsun. 5 yaşındaki şeyi hatırladın. Daha geçen pazar ne dediğini hatırlamıyorsun Umut. Kendin söyle. Kendin söyle. Ben söylemedim. Enes'e biraz hatırlat. Biraz hatırladın mı? Dedin ki sen kahvede babamı yer... Umut sen heyecandan mı böylesin? Bir konuşmalarında, tavırlarında bir tuhaflık var. Gittim. Bunu pazar günü söyledin bana. İnkar edebilirsin. Ona bir şey demiyorum. Evet. Ve ablamı kaçıranı ben babama gösterdim. Evet. Babam da bana dedi ki... Gopistan saat... Harbiden Gopistan saat gibi. Ben... Hatırla mı? Bana biraz hatırla. Merhaba arkadaşlar. Gopistan saate. Hoş geldiniz. Bugün esnafa soru soruyoruz. Benim içeceğim en sağlıklı şey... Sudur arkadaşlar. Sen hadi eve git. Evet. Bu kelimeyi kullandım. Dur ne diyor? İnkar edebilirsin. Ona bir şey demiyorum. Ve ablamı kaçıranı ben babama evet. Gösterdim. Babam da bana dedi ki dedin, sen hadi eve git. Bu kelimeyi kullandım. İşte. Hatırladın mı şimdi? Pazar günü konuştun. Madem bir şey söyleyeceğim Umut daha pazar günü söylemiş. Adam yalan söyleyecek hali yok. Babanı koruyorsun sen Umut. Bu konuyu pazar günü bana bunu konuştun. Sen Mustafa'yı ya koruyorsun ya da Mustafa seni tehdit ediyor Umut. İkiye ikiye git senden. Kurban olayım. Bak, sen benim canım ciğerimsin. Bak kurban olayım ne olursun. Umut mimiklerinde falan bir tuhaflık var ya. Sen, adam diyor ki sen benim canım ciğerimsin. Umut böyle yapıyor. Umut sözü kesilmiş Erdem mimiği yapıyor. Fan mıyım ben? Amenna. Ne yapıyorsun Umut? Beyza'cım iyi ki varsın. Bülent ikiz, Bülent ölüyor. Amer Bülent'in yerine geçiyor. Sen benim canım ciğerimsin. Olabilir. Olabilir yani teoridir. Bak kurban olayım. Ne yapıyorsun? Kurban olayım sana ya. Ne olursun. Çok itici ya. Bir tuhaflık var ya Seleme sana. Biz bak senin panik atağı var. Hiç panik atağa girme. Panik atak mı var? Ne öyle bir şey mi var oğlum? Psikolojik bir problemin var. Söyle çocuk şu beyi ki varsın Tortu abi. Herkes seni seviyor. Evet, biz seni sevdiğimizi biliyorsun. Ama bana pazar gün söyledin. Ne söyledi size pazar gün? Bana söyleyin. Ne pazar gün bana dedi ki? Söyledi ya abla işte Müge abla. Enişte dedi. Çocuk dedi kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu görmüş, babasına gitmiş söylemiş. Babası dedi demiş ki sen eve geç. Bak oraya bak konu. Kahveye gittim dedim. Hı. Babam yani kayboldu sonra yani. Baba Umut'un hareketine bak. Adam... Baba, yani o kahve değil. Parkın abi, karşısındaki kahve mi dileğin dedi? Hangi kahve olduğunu bilmiyorum. Direkt öyle mi? Müge Hanım. Efendim? Yanımda hemen parkın karşısında kahve var. Evet. Parkın karşısında kahve var. Tam aynı kahve o zaman abla. O öbür tarafında da cami var zaten. Belediyenin altında vardı. İki öyle kahve mi? O zaman. Parkın karşısında kalan kahveden bahsediyorum. Belediyenin altındakinden değil. O diyor ki parkın karşısında bir de kahve var. Oradan diyor çocuk böyle sürüklerine götürürüz de. Tabii ki yani bir kahveci de İmkanı şey yok. Yapar yani. Evet. Nerede olursa demesi, ben diyor baba diyor gösterdim dedi. Ablamı kaçıran bu. Oturuyordu orada diyor masada diyor. Babam beni diyor eve gönderdi dedi. Aynen bu kelimeyi kullandı. Nasıl olacak bu iş? Söyledin. O zaman Mustafa'nın ailesinden birisi. Değil mi Umut böyle? Bu kelime. Yani Allah korusun bu şey gibi bir şey mi oldu anasını satayım? Çocuğu istismar Allah korusun öyle bir şey mi var lan? Büyük teyze ne de kullandı? Ay. Mustafa birini mi şey yapıyorsun anasını satayım lan koruyorsun? Evet annem de böyle bak, bir şey. Teyzem burada yok. Sakin ol. Evet. Sakin ol. Panik atak yapma. Kimse suçlamıyor. Yapma ama panik atak yapma. Panik atak yapma. Sakin ol. Seni de suçlamıyorum. Bir de düşünüyorum diyor. Bir dakika sakin ol. Duyduk anı. Düşünüyor bir dakika arkadaşlar. Derin düşünüyor şu anda. Derin düşünüyor şu anda. Bir dakika bismillahirrahmanirrahim. Ver müziği. Ver müziği. Umut düşünüyor arkadaşlar. Umut şu anda vejeteryan olduğu için derin düşünüyor. Ver müziği. Ölüm gibi yine çıksam yollarıma. Sensiz nasıl yaşıyorum? Belli değil inanmışız o.
lobotomi misin düşündü. Umut düşündü arkadaşlar. Umut düşündü. Dedik. Bu Müge Hanım'ın olduğu hani o... Cuma gün geldi Müge Hanım. Tamam. Tamam. Bir dakika. Bir bütün detayları alsam Umut tekrardan dinlemeye geçecek chat. Ben her gün biliyorsun kahveye geldim. Evet. Pazar günü yine geldim. Evet, Umut düşünüyor. Geldik. Evet, oradan geçtik. Sürpriz, evet, sürpriz. Merkezim çok teşekkür ederim. Üçüncüyümüz kutlu olsun canım kardeşim benim. İyi ki varsın. Pazar gün. Sen dur, Seynur'cum dur şimdi. İleri sarması bekle, dur. Kahvede çalışıyordun. Evet. Ve öyle bir boşlukta bana bu lafı dedin. Umut niye Özal bakışı atıyorsun canım kardeşim benim ya? An itibariyle Umut. Umut niye Özal bakışı atıyorsun, kurban olacağım ya? Ekmek ve zeytin hoş geldin canımın içi. Bu laf o zamanlar da duyulmuştu Umut. Evet, hayır, bir dakika. Kendi bir dakika, o pazar gününden bahsediyor. Umut da hatırlamaya mı çalışıyorsun? Evet, hatırlamaya çalışıyorum şu an. Hatırlamaya çalışıyorum şu an, bir dakika. Odaklan. Fokus Zeykacım, iyi ki varsın canımın içi. Araba diyor, YouTube kanalına gelecek bir devamı olmadığını görünce çok üzüldüm. Zeykacım o arada kaynadı ya. Gülüm. Müge Hanım'ın programı vardı. Bunu bir ara şey yaparız ama belki yayında bir daha, belki ileride yazın mazını izleyebiliriz chat. Bakayım. Bir dakika dur bakayım. Çalışıyorum şu an. Bir dakika, hatırlamaya çalışıyorum şu anda, bir dakika. Bir de Vejderyan şimdi hatırlamıyor. Ulan 5 yaşında yaşadığını hatırlıyorsun da Umut. 5 yaşındaki mevzuyu hatırlıyorsun da. Daha yeni mevzuyu mu unuttun? Müge Hanım'ın programı vardı. Müge Hanım'ın programı vardı. Akşam Kızılcık Şerbeti izlendi. Evet, çete verilen sözler tutulmadı. Sıçma hikayesi anlatıldı. 2 gün önce iğne hikayesi anlatıldı. Götten 2 el iğne vuruldu. Götten başka şeyler de verildi. Evet, hatırla. Bak, kimseyi suçlamıyoruz şu an. Hatırla, geliyor. Ver müziği ya. Nerede? Vallahi billahi. Ver bakayım müziği. Ver müziği. Geldi. Geldi vallahi. Çok şükür geldi. Dur. Geldi. Vallahi geldi. Dur. Geldi. Yanında şey var mıydı? İki. Hatırlat. Travmatik. İyiydik. İki yedik senden. İki yedik. Babama kaçırdım. Bir daha daldı. Onu gösterdim diyor. Evet, onu hatırlamaya çalışıyor arkadaşlar. Evet. Dur. Bekliyoruz arkadaşlar. Hep beraber hatırlamaya çalışıyor şu anda. Hatırlamaya çalışıyor. Bekliyoruz chat. Bekliyoruz şu anda, hatırlamaya çalışıyor. Geliyor inşallah, geliyor. Dedi mi? Hatırlayacağım dedi. Başka da bir şey demedi. Hafızanın derinliklerine indin de ne yaptın ha? Yok. Hayır. Beni her zaman da hatırlarım. Kimse de bana hiçbir şey diyemez. Niye ben seni hatırlamıyorum? Nerede hatırlamıyorum? Tabii hatırlamadıklarımız küçük omuzları yükler. Pardon, biz neyi bekliyoruz hayatım pazar günü? Neyi bekliyoruz hayatım sabaha kadar da yani, vallahi billahi hadi oğlum yani ananın şeyini beklemeyeceğiz. Umut'um benim, canım benim, hadi yavrum benim, neyi bekliyoruz şu anda ya? Konuştum bugün günlerden ne salı, 2 gün önce ya, dün direvelse gün. Dedim diyemiyorum, demedim de diyemiyorum, hatırlamıyorum. Şimdi 5 yaşında... Oğlum 2 gün öncekini hatırlamıyorsun da 5 yaşındakini nasıl hatırlıyorsun? Yaşındayken bu zaten... Bir dakika, o 5 yaşındayken bahsetmiyor, pazar gününden bahsediyor. Ha? Yani... Hadi anası adamı Özal bakışıyla sabahtan beri vallahi billahi ya. Daha senden çok işimiz var ya. Kahve yoğunluğundan... Burç'a ya sen kahve canırım ya. Dolayı hani dedim mi demedim mi bilmiyorum. Hani... Bak neyi dedin demedin önemli değil. Böyle bir olay yaşandı mı? Yine hatırlamaya çalışıyor. Gene daldı, Allah kahretmesin. Vallahi billahi delireceğim. Vallahi öldürecek bu çocuk beni ya. Basic'cim bir iki varsın, ne diyor? Donate nasıl atılıyor diye sordum, bir Allah'ın kuluna cevap ver. Basic'cim çok teşekkür ederim gülüm benim. Arkadaşlar özellikle buradan moderatörlerime sesleniyorum. Donate nasıl atılır sorusu geldiğinde muhakkak cevap verin. Bizim için en önemlisi lütfen arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Donate çok önemli, berekettir çünkü. Canım benim çok teşekkür ederim. Bu arada bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Ünlem Donate, Ünlem Bağış, Ünlem Bot. Sadece bir kişicik mi oynadı ya? 54 mü sadece? 54'e mi? 150'ye tamamlayamayacak mıyız yani? Yazık. Sizin ise demişsin, bir dememiş, sen dememişsin.
Şelineciğim öyle şimdi onu daha fazla izleyelim, bunu daha fazla izleyelim demeyelim bebi. Böyle bir olay yaş... Hayırlısı artık, fazla izlersek bahtımıza diyelim. Şandı mı? Şu oyun da var çünkü bugün. Devam. Evet dur. Bir dakika şey daldı şu an. Umut daldı. Bir dakika susun. Dedin. Bir dakika sessizlik Umut daldı. Sen demişsindir demem. Sen dememişsindir. Dedin sen de ki Müge abla ben böyle böyle işte bir yanlışlıkla veya şeyden dedim de. Tamam, bir ama Umut daldı bir dakika şu an. Demediysen ben demedim de. Umut şu anda hatırlamaya çalışıyor. Evet geliyor. Yanında baba ne olduğu için mi söyleyemiyorsun? Ha, yok, hayır ya söylesin. Hatırlamaya çalışıyorum şu an öyle bir... Bu pazar mı söyledin sen bu bunu? Bu pazar söyledim. Bu pazar. Söyledin mi? Söyledin. Söylemiş. Söyledin mi? Söyledin. Söylemiş. Söylemiş. Böyle dedin sen bunu. Bu pazar söyledim. Bu pazar. Söyledin mi? Söyledin. Söylemiş. Bitti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Söylemiş. Böyle. Babama ben çocuğu gösterdim demiş. Adamı gösterdim. Senden dinleyelim. Söyle bakalım. Ne dedin? Söylediğimi hatırlamıyorum. Hani ha? o gün ne söylediğimi hatırlamıyorum. Bir şey söyledim mi? Yok nasıl hatırlamazsın. Sen şimdi kalkıp da bir dakika mı? Bir saniye. Ya hayatın doğal akışını arzuyor. Ben şu defa yıkılıyorum. Merhamet acı ya. 16 sene önceki 5 yaşındaki halini. O da aynısını söylüyorum. İzlenmiş gözünü seveyim. Chat'i izlenmiş ya. Lastiğin fırladı ya. Lastik gitti ya. Dur abi ya. Vallahi sinir oldum çocuk şube ya. Tatlılaştırma abime. Vallahi deli olacağım. Hatırlıyor da roman yazar gibi, hikaye yazar gibi. Pazar günü yazar gibi. Çok pardon. Bir saniye. Bir saniye yok Umut'cum. Deli ettin bizi sabahtan beri be güzel kardeşim ya. Şimdi böyle çok da kimsenin de üstüne de gitmek istemiyorum. Yani üstüne gitmek istemiyorum derken biz tabii orada değiliz yani. Burada uzaktan da olsa kimsenin üstüne de gitmek istemiyorum ama. Hani çocuğun da belki hakikaten bazı travmaları vardır bir şey demiyorum ama bu da tuhaf yani. Nazo ben. Fan mıyım ben? Bakın pazartesi günü. Kahvenin yoğunluğundan tek başıma bakıyordum. Nazo mu iyi ki varsın canım benim. Ne olacak yoğunluğun ya? O gün kimle ne konuştuğumu zaten hani röportajda cuma günü yapmıştım. Oğlum bak kimle ne konuştuğun değil burada önemli. Söyle bir saniye söyledin mi? Hayır bak bu olay yaşamış. Yani bir kere bu adamın niye yalan söylesin? Şimdi babamla ya, ben bir dakika yalan söylediyse de. Eğer bak yalan söylüyorsa eğer senin ablanı kaçıran bu kişidir. Tamam mı? Babana evet. Suç atmak için buraya evet. Geliyordur. Aynen. Sen ablanı kaçıran kişiyi gördüğünü söylüyorsun. Evet. Enişten miydi ablanı kaçıran? Hayır. Değildi. Değil mi? O kaçırmadığına göre. Aynen. Adam burada baba... Bedücüm iyi ki varsın. 2 yaşındaki bebeğin seni gördüğünü Tamay diye heyecan... Aaa! Canım benim! Aras! Doldu kalbim sanki yaras başa. Saras! Aras! Çıkar beni en dipteyim. Aras! Aras'cım canım benim! Bu şarkı benden sana gelsin. Kokulu öpücük. Seni seviyorum. Arasım! Aras! Bana ya da bir başkasına niye suç atmak istesin ki? Vallahi çok hoşuma gidiyor. Çetmedi vallahi çocuklara seslenmek ya. O kaçırmadığına göre. Adam burada babana ya da bir başkasına niye suç atmak istesin ki? Evet. Ben ancak kendi üzerime yıkılmış bir suç varsa bir başkasına yıkmak için ona iftira atarım. Onun üzerine babanın deyimiyle oynarım. Senin gördün mü? O muydu? Boşuna demedik chat her nesilden insana hitap ediyoruz diye. Annesiyle izleyen de var, çocuğuyla izleyen de var. Özellikle kedisiyle izleyenler var. Olsa... Ay yalancı. Sahtekar. Herhalde ablanın... Çocuk şube ne diyor? Tampurtur abi. Kaçan hatırlardın değil mi? Hani hatırlardım. O muydu? Evet. Değildi. Değildi. Diyor ki pazar günü bana geldin dedin ki... Bak Didem mesela buradan iki kedisine de buradan selamlar. Ablam kaçırıldıktan sonra ben babama kahveye koştum ki daha mantıklı. Çünkü babanın kahvesi daha kahveye yakın. Kahveye koştum değil Gübey Hanım. Zaman sonra diyor kahvede gösterdim babama masada. Ha, bir zaman sonra zaman gösterdim. Zaman sonra oturuyor kahvede. Yani o karayı hatırlar. Şu ablasını kaçıran simbol olarak hatırlar. O 5 yaşında çok hatırlar. Çünkü 5 yaşında benim erkek torunum var. Cin gibi yani. Tanıyorsa adamı. Ve bunun yani da kahvede oradaki... oturan adam o köyden. Çocuğu da götüren o köyden o zaman. O zaman demek ki sen ablanı götüren kişinin de... Aklıma az önce şey geldi ya. Abi kızgınlıktaki kedi gibi miyavlıyorsun demişti. Acaba kızgınlıktaki kedi taklidi yapsam mı diye aklıma geldi ama. Son anda vazgeçtim ya. Kim babasını eve gidiyor. Kızgın kedi taklidi yapsam mı diye yani böyle fiziksel bir taklidi olacaktı Çeto çünkü. Biliyorsun. Atlamalı zıplamalı. Bence de vazgeçtim sonra yap vazgeçtim yani. İlgilenmiyor. Hayır. Benim çocuğum kaçırılacak. Ben evladım gösterecek baba buydu diye. Sonra iptal ettim yani Çet. Eniştene peki böyle bir şey dedim. Bunun ben hatırlamıyorum ama böyle bir şey dedim de. Dediğini hatırlamıyor musun? Hayır yani dedim mi demedim mi? Dedinse dedim de demedinse demedim de. Onu takip yani mantık olarak düz mantık. Ben bu kelimeyi demedim de.
Hatırlamam. Çünkü Umut gene daldı bir dakika arkadaşlar. Dediyse dedim de demediyse demedi dedikten sonra Umut tekrardan arkadaşlar hafıza saraylarına daldı şu anda. Ya bu beni öldürecek. Şu her eğildiğinde böyle delireceğim ya. Şu böyle her eğildiğinde şöyle şu pozisyonu sergilediğinde delireceğim ya. Diye bir şey. Arkadaşlar bir düşünsün. Olmaz. Evet düşün bir çocuk. Ben termedim. Bu çocuk sanki daha ölmüş gibi ya elleri sürüyor sanki abi üzüldüm açık gülüm şimdi onu bilmiyoruz onu öğrendikten sonra ona göre yorum yapacağız. Dedim çünkü nereden geldin nasıl bir hatırla bir konuş bakayım. Tamam malzemen işten geliyorsun bir söyle bakayım. Öyle bir şey varsa ona göre yorum yapacağız. Yorum. Sosyal medyada şu olayı anlatmış şeyde. Olabilirim. Teyze Ayşe teyzem aynı. Ayşe teyzemle konuşmamı anlatmış olabilirim. Evet. Çünkü Ayşe teyzemin sözü geçmişti diye hatırlıyorum. O bana anlatmıştı. İşte baban sana söylediğinde seni kahveden attı diye bana bir şey söylemişti. Umut sen de şey gibi konuşuyorsun. Umut bir ara şey vardı ya chat. Aa bu en sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. Gerçekten bunu 3 numaraya koyuyorum. Evet bu bet numaraya koyuyorum. Aa bunu tok tevedim. Tok tevedim bunu bet numaraya koyuyorum. Öyle bir biri vardı. Neydi onun ismi arkadaşlar? Mehmet miydi? Neydi onun ismi ya? Ne? Neydi o? Mehmetcan mıydı? Mehmetcan en sevdiğim gerçekten. Öyle değil mi? Dur bakayım Mehmetcan mıydı o? Dur bakayım bir yazalım. Bir dakika dur bakayım yaz bakayım bir. Yaz bakayım bir. Nerede Mehmetcan? Mehmetcan mıydı onun ismi arkadaşlar? Dur bakayım Mehmetcan. Yaz bakayım. Bu ne lan? Mehmetcan yazdık. Bu ne lan? Dur. Mehmetcan TikTok. Yaz bakayım Mehmetcan TikTok. O muydu? Umut birazcık onun gibi konu. Heh. Ölsen en çok dinledin. Dur bir dakika dur. Tabi ki değil Tom. Wow wow wow. Wow wow wow. Totatola. Tabi ki totatola. Tabi ki totatola. Wow wow wow. Totatola. Wow spekik. Tabi ki ya sen yiyeceğim ya. Vallahi Mehmetcan çok tatlı bir insan ya. Wow wow wow. Tabi ki totatola. Wow wow wow. Tabi ki totatola. Sperm. Tabii ki de sperm. Evet. Vallahi billahi ya. Mehmetcan'ım benim ya. Aman devam ya. Umut da birazcık Mehmetcan gibi konuşuyor ya. Çünkü Cansım iyi ki varsın. Ayşe teyzemin sözü geçmişti diye hatırlıyorum. Yoksa petekleri fulledin mi? Gülüm bizim burası hep sıcak ya. Çok şükür. O bana... Yani petekler kapalı olsa bile sürekli bizim yani... Hani bu kısım sıcak. Anlatmıştı. Çok açık değil ya. Önünde bina var. Onun için çok aşırı rüzgar almıyor. İşte baban sana söylediğinde seni kahveden attı diye bana bir şey söylemişti. Ne? Sen şimdi çocuk kaçırıldığında kaçırıldıktan sonra annem fındığa geliyor Samsun'a. Sen orada diyorsun ki ben teyzesine kahve, yani. Evet anneme diyorsun ki kahvede. Siz öyle detay verin Umut birazdan çünkü gene böyle dalacak böyle. Gördüm gösterdim babama. Babam da sen eve git dedi. Evet. Annem de bunu unutmadığı için dolayısıyla seni yine de termede gördüğünde pazar günü kısa ya da cumartesi günü. Yakın. Evet abla travmatik olarak. Diyor ki sana tabii oğlum diyor sen bana böyle bir şey söylemiştin hatırladın mı? Bana sen demiştin bana babanı sen işaret etmiştin diyor annem. Sen de bir kalıyorsun cevap veremiyorsun yine evet. Böyle susuyorsun. Diyor ki annem hatta sana hatırladığını söyle senin baban benim dayımın oğlu suçlamıyorum ve suçlamak da istemiyorum. Odaklan şimdi Umut. 40 yıllık evin adamı diyor. Gayet bence detaylı bir kadın bir şeyler söyledi. Ve yine söylüyorum sana. Annem iftira atmaz. Annem de yalan konuşmaz. Sen de Ayşe teyzeni çok iyi tanırsın. Evet. Dayısının oğlunu da iyi kötü sever. Seni onu da suçlamaz. Senden rica ediyorum. Doğru bildiğim tek bir karede olsa. Küçücük ya pembe kağıt gördüysen pembe kağıt de. Haydi kelime. Hadi Umut'cum vallahi sendeyiz. Pazar günü bana söyledin yani. Hani Ayşe'yi söylemeden. Evet. Geçirmeden, aynı kelime bana dedin yani. Bu şekilde kaçırdıktan zaman... Umut bir yandan düşünmeye devam ediyor chat. Şu ifadeyle, şu mimikle bir yandan düşünüyor şu anda. Umut düşünme mimiği. Öcal'dan sonra yeni arkadaşlar yeni bir şey çıktı. Umut düşünme mimiği. Öcal'dan sonraki yeni versiyon. Sonra... Umut şu anda düşünüyor. Adamı ben gösterdim masada oturuyordu kahvede evet. Babama ama babam sen hadi oğlum eve git dedi ilgilenmedi dedin yani. Evet. Pazar günü bu bak 2 gün oldu. Amenna. Pazartesi salı bugün. Evet sen ne şimdi Umut? Nazocuğum iyi ki varsın eksime benziyor dış görünüş olarak çocuğu görünce sen... Belki baba. Ben kimse... Bu arada annemin selamı çok selamlar canım benim. Bizden de ona selamlar canımın için. Yani. Evet. Pazar günü bu bak 2 gün oldu. Pazartesi salı bugün. Evet. Belki baba. Kur bakalım Umut şimdi. Kur kafada kur. Ben kimseyi suçlamıyorum. Seni de suçlamıyorum bak. Ben sizden sevdiğimde biliyorsun. Aynı şeyi söylemeyelim. Aynı şeyde suçlamakla ilgili söylemeyelim. Söyledim yavrum böyle bir şey. Oğlum söylediyse söyledi de. Ya söyledim hatırlamıyorum cidden. Hani çünkü... Senin eğitim durumun ne? Üniversitede.
Üniversite hangi üniversitede okuyorsun sen? Nerede okuyorsun sen? Şöyle bir şey, bir dakika. Hayır, sen bir dakika, üniversitede mi okuyorsun? Evet. Allah yardımcımız olsun. Ne alakası? Sosyal hizmetler. Ha? Sosyal hizmetler. Sosyal hizmetler mi? Sosyal hizmetler bölümü ne abla? Sosyal hizmetler burada kötü olanlar almıyorlar. Onun bir de bölümü mü var? Sen de sosyal hizmetler bölümünde okuyorsun. Evet. Bir de eyvah, boku yedik abla. Vallahi bile yardıma muhtaç olan insanlar yardım edeceksin sana. Pazar. İşte her yere üniversite açarsan olacağı bu. Her yere bok varmış gibi üniversite açarsan olacağı bu. Ne söyleyip söylemediğini hatırlamıyorsun. Ya. Anasının damı üniversitesi, babasının şeyi üniversitesi diye açarsan böyle vallahi bile el ücra köşelere. Müge Hanım, günüm hani... Yarım... Yarım yıllık demiş erkek döver 67. 2 yıllık bile değil. Çeyrek yıllık. Hizmetler bölümünde okuyorsun. Evet. Pazar günü ne söyleyip söylemediğini hatırlamıyorsun. Ya Müge Hanım, Silikon Üniversitesi, kesinlikle. Günüm hani... Köydeki günüm, her günüm bir gün sonrakinin aynısı olduğu için hani... Evet, hangi üniversite olsa tüh, travma üniversitesi. Travmatik, hani tam adım... travmatik abi, vallahi geldi, anında geldi. Hani yemin ederim izlenmiş, anında geldi, kes sesini. Saniyesinde patlattı, saniyesinde. Cavı gibi. Travmatik. Her gün aynı şeyler yapıyorum. Hani uyan, kahve aç, kahveyi kapat, eve git yat. Hı. Hani kaç, çoğunlukla zaten küçüklüğümde böyle geçti zaten. Evet. Hani... Yani bu da senin zeka seviyeni mi azaltıyor? Ne demeye getiriyorsun? Hayır. Demek istediğim şey o değil. Hani günlük rutin şeyde hani... Umut, eniştene bu kelimeyi söyledin mi söylemedin bunu? Söyledinse... Söyledin söylemişsindir. Baban da diyor ki söyle diyor. Söylememişsin. Umut gene dalıyor. Bir dakika arkadaşlar. Sen söylememişsindir. Söylemişsen söylemişsindir. Söylememişsen söylememişsindir Umut.